Ne diyecek bilmiyorum. Dökmediğim dil kalmadı. Moskova inadı tuttu kızın. Nuh diyor, peygamber demiyor. He vallahi. Dayaktan da anlamıyor ki. Onun yediği sopayı ben yesem... vallahi çoktan mortu boylamıştım. Hayır, o bir şey değil. Ya iş sarpa sarar da verdiği parayı geri istersen Muzaffer Bey? Yandık. Ya? Yandık, yine yandık. Kim şuna? Muzaffer Bey seni görmek istiyor. Fazla bekletmeyelim, hadi. Şu parti işlerinden de anladığım kadarıyla senin tek kusurun acele karar vermen. Onur'un bile aklına gelmiyor böyle zamanlarda. Nereden çıktı şimdi bu? Şu hale baksana. Sen kim, Cemşir kim? Cemşir'in kızı kim? İsterse dünya güzeli olsun Muzaffer, ne fark eder? Halide de aynı şeyi söylüyor. Evet, isteseydim daha düzgün bir aile kızı alabilirdim ben o zaman. Ama istemedim. Değmez. Mesela senin bir kızın olsaydı verir miydin? Derhal verirdim. Hadi canım, sen de verirmiş. Olmadığı için böyle söylüyorsun. Cemşir geldi beyim. Gelsin. Bu iş niye bu kadar uzadı Cemşir? Beyim şey... Varsa bir mahsuru, çekinme söyle. Ne gibi beyim? Canım ne bileyim. Belki kızın başka bir sevdiği vardır. Bizim Hayte'ye varmak istemez. Varsa böyle bir şey söyle, vazgeçelim. Boynunu altına korun beyim. Haddine mi düşmüş? Ben sağken lafımı geri çevirmez sahilde. O halde? Bir iki gün mühlet verirseniz sonra başımla beraber. Pekala. Birkaç gün sonra bizim Ramazan'ı da alıp gelsin Yasin'e. Bu işi bitirin. Sen bizim yabancımız değilsin. Yoluna kurban beyim. İstersen vur öldür. Kanım sana helaldir. Bir daha geldiğimde para teslim, kız teslim. İnşallah, inşallah. Mektubu verebildin mi Güllü'ye? Verdim. Verdim ama nasıl verdim sen bana sor. Pencereleri çivilemişler. Kapıları da kilitliyorlar artık. Zannedersin adam öldürmüş, idam mahkumu. Kendimden utanıyorum Pakize. Benim yüzümden gencecik bir kıza resmen işkence ediyor. Bense hiçbir şey yapmadan bekliyor. Elinden gelseydi yapardım be Kemal. Hem bak şunun şurasına kaldı 45 gün. Güllü 18 oldu muydu? Gerekirse o kapıyı polisle beraber kırıp alırsın kızı. Eğer Güllü'den bir haber alırsan bana gel. Kahvenin oralarda olacak. Yandık. Yandık ki yandık. Ne oldu ki Cemşir kardeş? Verdiği parayı geri mi istedi Muzaffer Bey? Yok. İstemedi. Ama istemekten beter etti. Birkaç güne kadar kızı göndermezsek bu iş burada biter. Kemal.
Çok uzaklara. Güllü. Kalkasın. Ne var? Ne istiyorsunuz? Kalk. Ya bırak be. Güllü yavrum. Bak bugün haber geldi gene. Heriflerin suratlarına bakacak yüzümüz kalmadı. Bana ne kalmadıysa? Bak. Bu şeye evet dersin ya da... Demeyeceğim, hayır. Kızım, yavrum, evladım. Ben senin kızın da değilim, yavrun da değilim, evladın da. Allah senin belanı versin. Senin versin asıl. Oğlum ben şimdi senin... Dur. Güllü, yavrum, bak bu işin sonu kötüye varacak. Aklını başına topla. Gençliğine, güzelliğine acı. Acımıyorum. Acımıyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. İsterseniz vurun, öldürün beni. Yavrum, bizim niyetimiz vurmak, öldürmek değil ki. Bizim niyetimiz senin iyiliğin. İstemiyorum. Ben o soytarı Zaloğlu'na varmam. Ona avrat olmam. Kemal'den başkasına yar olmam. Anlayın artık. Düşen ağlamaz. Ele güne bizi rezil rüsva etme. Bana acımıyorsan şu babana acı. Reşit'e mi? Soluğunu boşuna tüketme. Ben Kemal varken başkasına varmam. Muhane. Ben sana kızım dedim. Ben sana yavrum dedim. Evladım dedim. Şimdi son bir kez daha soruyorum. Bir daha soruyorum. Evet mi? Hayır. Hayır. Kemal! Kemal yetiş! Güllü! Güllü'yü öldürüyorlar! Geber! Cemil! Hayır ha! Cemil! Geber! Geber! Hayır ha! Geber! Yaklaşma Kemal, yakarım. Ne oldu kız? Bu ne sinir? Ne olacak? Zaloğlu'nu gördüm. Terbiyesiz laflar etti. Verseydin ya ağzını payını. Vermez miyim? Elimde kalıyordu, zor tuttum kendimi.
Ulan dünyada bir sen kalsan gene de dönüp bakmam. Solucan gibi herif nesine güveniyorsan. Dayısına güveniyor. Neye güvenecek? Ama merak etmesin. Muzaffer Bey geldi miydi korkudan puf diye söner havası. Ben o Muzaffer Bey'le bir tanışabilsem biliyorum ya diyeceğini. Ali de sorarsa fabrikaya gitti dersin. Olur. Beyim, dün diyemedim. Tüfek için. Sağ ol. Beğendin mi? Senin canına kurban. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sefalar getirdiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız beyim. Siz yokken odanıza gözüm gibi baktım. Nasıl bıraktıysanız öyle. İyi. Zekai odasında mı? Odasında efendim. Oo, Muzaffer Bey. Nihayet bulabildiniz fabrikanın yolunu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yerinde olsam sitem edeceğime mutlu olurum azizim. Nedenmiş o? Fabrikaya fazla uğramıyorsam sana olan güvenimin bir ibaresidir bu, ondan. Bak şimdi, nasıl da zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Ha, seninki buralarda dolanıyordu, az önce gittin. Kim? Ramazan. Hmm. Laf aramızda bıyıklar kesilince iyice çocuğa dönmüş. İyi olmuş. Muzaffer Bey'in yeğeniyim diye ortalıkta. Neyse, boş ver şunu. İşler nasıl? Ben yokken bir aksilik çıkmadı ya. Vallahi çıkmadı desem yalan olur. Banka, senin imzan yok diye ödeme yapmıyor. Biz de bu yüzden bir aydır işçilerin haftalıklarını ödeyemiyoruz. Canım bir ay para almazlarsa ölmezler ya. Neyse, bir ara getirin de imzalayayım ne imzalanacaksa. Tamam. Kahve söyleyeyim mi? Sorduğun kabahat. Afiyet olsun. Haftalıklardan haber var mı Hamza? Bana mı soruyorsun? Kime soracağım ya? Çır çır katibi değil misin? Sabah sordum Zekai Bey'e. Bugün de ödeme yok dedi. Nasıl yok? Basbayağı yok işte. Bu nasıl iş be? Bunlar ne yer ne içer diye düşünmez mi bu adamlar? Kız sen karışma. Niye karışmayacakmışım? Benim ağzım dilim yok mu? Güllü bak kötü olur sonra. Gücün bize yetiyor değil mi? He? Allah bilir Zekai Bey'in karşısında süt dökmüş kedi gibi kaçıyorsun. Tamam Güllü boş ver. Ne boş vereceğim ya? Kolumu keser yerim yine kasaba minnet etmem. Nerede bu Zekai Bey'in odası? Güllü. Kovduracak mısın kendini zorla? Güllü. İstediğiniz evrakları getirin efendim. Tamam Durmuş. Teşekkür ederim. Zekai Bey, bir diyeceğim var sana. Kızım ne yapıyorsun sen? Dışarı çık. Bırak Durmuş, bırak. Söyle bakalım, seni dinliyorum. Bir ay oldu, hala tek kuruş alamadık. Ha bugün, ha yarın diye oyalıyorsunuz hepimizi. Yok Muzaffer Bey Avrupa'dan dönünce ödeyeceğiz, yok bilmem ne. Muzaffer Bey'in yüzünü gören mi var ki fabrikada? Belli ki hovardanın teki. Evet, haklısınız. Ben de çok iyi tanırım Muzaffer Bey'i. Sorumsuz, bencil adamın tekidir. Gezip tozmaktan başka bir şey bilmez.
Üstelik çok da çapkındır, doğru. Neyse ne işte. Sen şu paraları ödeyeceğim mi ödemeyeceğim, onu da iyi verene. Ben bilmem. Muzaffer Bey'e bir sormam lazım. İşçilerin birikmiş ücretlerini bugün ödeyin Zekai Bey. Sonra da paydos verin. Muzaffer Bey'i duydunuz küçük hanım. Birazdan ödenir paralarınız. Hayırdır muhterem? İyi misin sen? İyiyim. Ben çıkıyorum. Güllü? Ne oldu Güllü? Kovuldun mu yoksa? Ödeyecekler haftalıkları. Nasıl? Ne yani? Zeki abi seninle konuştu mu? Ödenecek ha. Haftalıklar ödeniyor arkadaşlar. Helal sana be Güllü. Aslanım Güllü. Thank you.
Gel bakalım. Beğendin mi hediyeni? Bana Avrupa'dan getire getire bu makası mı getirdin? Yani ben ne yapacağım ki bunu? Karı mıyım ben? Ne mi yapacaksın? Sen vaziyetinin farkında değilsin herhalde. Hangi vaziyetim dayı? Bu vaziyetinin ulan! Aynalara dargın mısın? Şu çizmelere, külot pantolona, hele şu pala bıyıklara bak. Ne bu caka? Kılda keramet olsa berberlere nur yağardı. O bıyıklar derhal kesilecek. Şimdi anladın mı makasını için aldığımı? Dayı, dayı Allah'ını seversen. Sus! Ya şöyle. Neydi o Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi? Hadi git gerisini berberde halletsinler. Hadi. Gülizar. Buyur. Lacivert takımlarımı çıkart. Fabrikadaki bütün işleri bana yıktın ortak. Yarın bir ara uğrama nezaketi gösterirsin bana. Bırak şimdi fabrikayı da partide neler oluyor onu anlat. Partidekiler Demokrat Parti'nin yayınladığı beyannameyi tartışıyor. Ne beyannamesiymiş bu? Yılın 6 ayı Avrupalarda, Amerikalarda gezersen haberin olmaz tabii abi. Eyvah. Şimdi abinin tepesini attıracaksın Halideciğim. Hanımlar, lütfen. Ne diyordun? Tehdit ve baskı havası devam ederse Demokrat Parti seçime girmeyecekmiş. Asıl böyle bir beyanname yayınlamak tehdit değil mi? Onlar öyle bakmıyor ama. Bunun sadece basit bir ikaz olduğunu söylüyorlar. Oo, bizim paşazade değil mi şu gelen? İyi akşamlar. Hanımlar, beyler. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Seçim korkusu CHP'nin dağlarını sarmış anlaşılan. Oo, Rus salatası. Hı-hı. Evet. Güzel görünüyor. Beni hayrete düşürüyorsun paşazade. Hiç. Senin Rusya'dan gelen her şeye karşı olduğunu zannediyordum. Seçimi kaybedeceğinizi anladığınız için artık işi dalgaya vuruyorsunuz bakıyorum. Dur bakalım. Henüz hiçbir şeyi tam belli değil. Aynı zamanda körlük de başlamış sende azizim. Gel bizim partinin çeşmesine de bir elini yüzünü yıka. Belki gözün gönlün açılır. Zaloğlu. Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da bıyıkları şey sünnet ettirmişsin. Öyle oldu, kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay anasını. İyi, geç. Ne getirdin?
Rahilan meze. Hayırdır, uzun zamandır gelmez oldun. Hafız. Ha. Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? Elci Cemşir'in kızı. Güllü. Lan Güllü'ye abayı mı yaktın yoksa? Taslamam öyle. Hafız. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm Hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem beni azarlar biliyorsun. Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha? Anlaşıldı şimdi be benim kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Doğru. Doğru ya. Doğruysa artık üsyanı senin zekana kalmış ha? Benden sağ öğüt. Yasin Ağa ile aranı iyi tutmaya bak. Sen ne yapacaksın? Sana ne benden? Sen Yasin'le aranı iyi tutmaya bak, gözüne gir. Gerisini bana bırak. Kız Pakize, 5 dakika yerime baksana, Ela'ya gidip geleceğim. Bu kaçıncı Ela kız? Şuna Kemal'e gideceğim desene. Yok kız be. Vallahi ter bastı, elim yüzüm yıkayacağım. İyi hadi. Çekil önünden. Çekiliriz. Acele etme. Dün anlayın akşam seni çarşının orada gördüm. Kimdi o yanındaki? Sana ne? Canım bana ne? Bana ne de? Esi Gücü Hanım doğrusu. Millete gelince şapur şupur. Bize gelince bir yarabbi şükür ha? Kızım, işine baksana. Hayret bir şey ya. Aç kardeşim, çekil ya. Sefalar getirdiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk. İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız beyim. Siz yokken odanıza gözüm gibi baktım. Nasıl bıraktıysanız öyle. İyi. Zekai odasında mı? Odasında efendim. Oo Muzaffer Bey. Nihayet bulabildiniz fabrikanın yolunu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yerinde olsam sitem edeceğime mutlu olurum azizim. Nedenmiş o? Fabrikaya fazla uğramıyorsam sana olan güvenimin bir ibaresidir bu, ondan. Bak şimdi, nasıl da zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Ha, seninki buralarda dolanıyordu, az önce gittin. Kim? Ramazan. Laf aramızda bıyıklar kesilince iyice çocuğa dönmüş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.